Sevgili seyirciler, TRT Spor ekranlarından herkese merhaba. Spor Adayı programına hoş geldiniz. Ben Fulya Akbuga. Bugün son derece sıcak, keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi bir dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzu ağırlayacağız. Paralimpik oyunlarda altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu, milli okçumuz Gizem Girişmen bizimle birlikte ve az sonra Spor Adayı'da sohbet başlıyor. Sevgili seyirciler, Spora Dair'desiniz. Bir kez daha merhaba ve konuğumuz Gizem Girişmen. Az önce söylediğimiz gibi paralimpik oyunlarda ülkemize altın madalya kazandıran ilk Türk kadın sporcu, pek çok önemli başarısı var. Ulusal ve uluslararası alanda ciddi bir mücadele, azim öyküsü, olağanüstü bir insan kendisi. On parmağında on marifet diyebiliriz aslında Gizem Girişmen'e. Hoş geldin demek istiyorum. Merhaba Gizem. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Pekin'de düzenlenen 2008 Paralimpik Yaz Oyunları'nda okçuluk dalında Türkiye adına yarıştın ve ülkemize altın madalya kazandırdın. Bunun dışında 2009'da dünya şampiyonluğu var. Pek çok uluslararası müsabakada yine çok önemli dereceler var ve sporun Oscar'ları olarak bilinen Laureus ödüllerine de adaylığın var. Ve evet, bunlar çok kısa bir süre içinde gerçekleşti. Aslında asıl inanılmaz kısmı zannediyorum başarının ve kariyerinin bu, öyle değil mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Aslında evet, çok kısa bir sürede gerçekleşti sportif kariyer açısından, ama o süreyi nasıl değerlendirdiğiniz, bir günü nasıl yaşadığınız, ne kadar çaba sarf ettiğiniz de bu süreçte çok önemliydi. 2004'te okçuluğa başladım ve evet, kısa bir sürede bu başarıları elde ettim. Ve bir yandan da Gizem'in tabii akademik kariyeri, eğitimi devam ediyor şu an. ODTÜ'de sosyal politika bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisans yapıyorsun, evet. Ve önemli aslında yönetimsel görevler de var. Ben 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda sporcuların oylarıyla Uluslararası Paralimpik Komite'nin sporcu konseyine seçildim. Aynı zamanda Avrupa Paralimpik Komitesi'nin yönetim kurulunda görev yapıyorum. Geçen hafta da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ndeki yönetim kurulu görevimi yeni arkadaşlarımıza devrettim. Harika. Hepsini konuşacağız sevgili seyirciler, ama şimdi dedik ya, dünya şampiyonluğu var, olimpiyat paralimpik oyunlarında altın madalya var, olimpiyat şampiyonluğu diyebiliriz. 2007-2010 yılları arasında dünya sıralamasında birinci sıradasın, evet. Ve dediğimiz gibi pek çok önemli başarı, ilk başarı aslında büyük başarı 2006 yılında geliyor Avrupa üçüncülüğü olarak, ama bu kariyerde bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte sevgili seyirciler. Gizem Girişmen'i daha yakından tanıyacağız ki tanıdıkça aslında farklı yönleri olduğunu da keşfedeceksiniz. Biz yayından önceki 5 dakika içinde bile aslında Gizem'in piyano çaldığını öğrendim, 3 dil bildiğini öğrendim, neler neler. Ve hepsini aslında, hikayesini kendi ağzından dinleyeceğiz. Ama önce Gizem Girişmen'le ilgili hazırladığımız bir bandımız var. İsterseniz görüntülerimizi izleyelim, ardından sohbeti derinleştirelim. Thank you.
haftada bir spor yapın, bir spor dalıyla uğraşın. Sporun güzel değerlerini, arkadaşlığı tadın. Ve hayatta istedikten sonra her şeyi başarabileceğinizi unutmayın. Ben tekerlek sandalye kullanıyorum. Yürüyemiyorum, koşamıyorum, ayaklarımı kullanamıyorum. Ama otomobil kullanabiliyorum bir aparat aracılığıyla. Hayatta bir sorun varsa bir çözümün olabileceğinin en büyük göstergesi bence. Okçuluğun altın kızı Gizem Girişmen'i ağırlıyoruz. Engelleri aşan bir başarı öyküsü ve gerçekten aslında bütün spor dalları hedef odaklıdır belki ama hiçbiri tabii okçuluk kadar direkt olarak hedefe odaklı bir spor değil. Hem okçuluğa nasıl başladığından istersen biraz bahsedelim. Hem de istersen engelinin nasıl aslında hayatını değiştirdiğini de biraz anlatalım. Çok da bilmiyorum, örnek bir hikaye var. Daha doğrusu örnek bir bakış açısı var. Röportajlarını okuduğumda çok etkilendiğim noktalar oldu. Diyorsun ki engel aslında herkesin hayatında var. Herkesin farklı engelleri var. Hani kimimiz cesaret edemiyoruz, kendimize inanmıyoruz, bir şeyleri başaracağımıza inanmıyoruz. Kendi beynimizde koyduğumuz engeller, bir takım zincirler var. Kiminin işte farklı yetenekleri var, toplumun koyduğu bir takım engeller var ama bir şekilde sen bütün bu engelleri aşarak çok önemli başarılara imza attın. Peki nasıl başladı hikaye? Aslında spor benim hayatımda hep vardı. Ben ilkokulu bitirdiğim yaz 11 yaşındayken bir trafik kazası geçirdim ve trafik kazasından sonra omurilik felciyim. Tekerlek sandalye kullanıyorum. Kazadan önce daha çok kış sporları yapıyordum. Kayak ve buz pateni. Kazadan sonra ise ilk etapta yüzmeyle başladım. Uzunca yıllar yüzdüm. Eğitim hayatının yoğunluğu sebebiyle ara verdiğim dönemler oldu ama hep benim hayatımdaydı yüzme. Üniversiteyi bitirdikten sonra da tekrar yüzme branşına geri dönmeyi planladığım zamanlarda ilk okçuluk antrenörümden bir davet aldım. Bizim okçuluk antrenmanlarımızı izlemek ister misin gibi bir davet. Gittim davetlerine. Ok atıyorlardı. Ben de deneyebilir miyim dedim. Bana önce ilk dediler ki öyle hemen ok atamazsın. Çile dönemi vardır. Önce birazcık bir lastik çekmen gerekiyor dediler. Tamam o zaman ben gideyim dediğim zaman beni durdurdular. Ve ok attırdılar. İyi ki durdurmuşlar bu arada. İlk okum da öyle herkesin tahmin ettiği gibi böyle ondan falan değildi. Tamamen karavana attım. Dışarı gitti okum. Ama çok güzel bir spor olduğunu o zaman anlamıştım. Ve yapmak istediğimi, kendimi bu sporda çok başarılı görmek istediğimi daha ilk attığım ok dışarı gittiğinde anlamıştım. Daha sonrasında çok yoğun bir antrenman programım oldu. İşte günde çok uzun saatler süren, haftada 6 gün. Minimum 6 gün antrenman yaptığım bir programım oldu ve ilk başarım 2006 yılında Avrupa üçüncüsü olarak geldi. Benim madalyalarımın arasında Avrupa üçüncülüğü madalyamın yeri çok başkadır. Çünkü o benim ilk uluslararası arenada elde ettiğim başarı. Daha sonrasında bir sürü başarım oldu ama onun yeri bende gerçekten çok ayrı. 2005 yılında ilk kez milli oldum. Daha sonra sizin de söylediğiniz gibi 2007-2010 yılları arasında dünya sıralamasında hiç ikinciliğe düşmeden hep birinci sırada yer aldım. Peki 2008, o süreç nasıldı? Hani 2008 olimpiyatlara, paralimpik oyunlarına gelmeden önce ilk başladım bu spora ve tamamen kendine göre bir spor olduğunu keşfettin. Çok sevdin. Sonra bu kadar iddialı mıydın ve nasıl oldu o antrenman süreci, bu kadar uluslararası müsabakalardaki dereceler? Çünkü kısa bir süre aslında 2-3 yıl içinde çok hızlı bir çıkış gerçekleştirdin. Evet. Ben aslında ilk başladığım zaman ilk hedefim önce milli olmaktı. Daha sonrasında uluslararası arenada ülkemi temsil etmeyi çok arzu ediyordum. Bu iki hedefi gerçekleştirdikten sonra neden paralimpik oyunlar olmasın dedim. Paralimpik oyunlarda kendimi görmek istiyorum ve daha sonrasında da o madalyayı almak istediğime karar verdim ve bunların hedefini koydum. Ama sadece hedef koymakla bitmiyor iş. Belki de yaptığımız en büyük
problemlerden, sıkıntılardan bir tanesi bu. Hedef koyuyoruz ama bir türlü eyleme geçemiyoruz. Yani o çok güzel, o hedefin her zaman aklınızda bulunması çok güzel ama mutlaka harekete geçmek gerekiyor. İnanç eksikliği oluyor herhalde. Çünkü bunu aktiviteye dökmelisiniz. Yani antrenman yapmalısınız. Antrenmanda bir sıkıntıyla karşılaştığınızda, okçuluk anlamında tekniğinizle ilgili bir sıkıntıyla karşılaştığınızda buna çözüm üretebilmelisiniz. Bunların hepsi hedefe giden minik minik adımlar. Bunları birleştirip o hedefe ulaşmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu konuda kendimi kararlı ve disiplinli görüyorum. O yüzden bu başarıları elde ettiğimi düşünüyorum. İnsanın hayatında da en önemli şeyin hedef koymak olduğunu düşünüyorum. Bugün bu başarıları elde ettiysem hep nerede kendimi görmek istiyorsam bunu hayal ettim ve bunun içinde ne gerekiyorsa onu yaptım. Aslında bu açıdan da sporun insanların hayatında olması çok önemli değil mi? Çünkü senin de yine bir röportajında söylediğin gibi spor insanlara hedef koymayı öğretiyor. Sadece okçuluk değil aslında, bu bütün spor dalları için geçerli. Evet. Aslında ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Genelde biz toplum olarak sporu sadece kilo vermek için yapıyoruz. Ve kısa bir süreliğine hayatımıza sokuyoruz ve daha sonrasında çıkartıyoruz. İşte 3 kilo vermem gerekiyor, spor yapayım, verdim, istediğim forma kavuştum, artık yapmama gerek yok diye düşünüyoruz. Ama bu spor öyle bir şey değil. Spor hayatın